Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi ben bir ders yapacağım. Dersten önce 2-3 tane önerme getiriyorum. Şu. Din, eşyayı, olayları nasıl yorumlayacağımızın anahtarını veriyor. Din, böyle ibadet manzumesi sırf değil. Olaylara nasıl bakacağımızı, yani bu mevcudat nedir, nereden geliyor, nereye gidiyor, biz neciyiz, niye buradayız? Dolayısıyla içeriği var, hastalık, musibet, dertler niye var? Dinin dışında yorumlayamazsınız, izah edilemez. Hepsi zanlarda kalır. Hepsi şüphededir. İsabet ettiğini kim onaylayacak? Mesela desem ki, bunu ilk defa hayatta gördü bu bardağı. Bu neyin nesidir? Pekmez kabıdır der. Bilmem tuz kabıdır der, kum kabıdır der. Bir tanesi dese ki su kabıdır, hah isabet ettin demedikçe hep şüphededir. Din, eşyayı, olayları nasıl yorumlayacağımızın anahtarını veriyor. Kabiri nasıl yorumlayacaksın? Din yoksa. İnsanın en büyük meselesi kabirdir. Başka insanları inim inim inleten musibetlerdir, hastalıklardır. Nasıl yorumlayacaksın? Hele bir çıkmayı versin bir tane bir adamı. Ondan sonra onu düşünerek, vehim yaparak çapını genişletiyorsun. Acaba çok acayip ya. Yani en zaaflarından bir tanesini söyleyeyim. Asla ve kata rüyalarınızı ve hastalıklarınızı, dertlerinizi bilgisayarda, internette sakın yorumlattırmayın. Yani neyin nesidir diye girmeyin. Çünkü kimin eli, kimin cebinde belli olmayan bir yerde inanırsın öyle bir şeyi, ondan sonra öyle tahakkuk eder. Çünkü niyet ve nazar eşyayı öyle yapar. En ay nezenni abdibil. Yani eğer din hayat değilse, din hayat hakim değilse, yorumlayamazsınız. Şüphecikten kurtulamazsın. Çöker gider ya. Ondan sonra en güzellerinden bir tanesini de söyleyeyim. Din, dünya hayatındaki hadiselere, sıkıntılara, hastalıklara, dertlere tahammül gücünü veren, bu hayattan sonra daha güzel bir hayatın vaat etmesinde yatıyor. Çok ilginçtir bu. Mesela ölüm anı diyelim, kanserdir adam, raporu tutturdu adam. Tutturdum, al dedi, hastaneden çıktı, kansersin. Neyle yorumlayacak? Ya kanseriz ama ne önemi var ya, işanlarımız var ya. Aşağıda Mercedes var. Fabrika tıkır tıkır çalışıyor. Düşünceleri o sıkıntıyı kaldırabilir mi? Usta diyor ki vallahi zerratımca inanıyorum. Gelirken arabada söyledim. Bütün atomum sayısınca onaylıyorum. Bu insanlar diyor din yokken bu olayları yorumlayan nasıl yaşıyorlar? Hayret ediyorum. Hiçbir dişini ağır. Hiçbir seni bir olumsuz bir başına şey ve akraba. Hiçbir kabirde geçmez. Din, eşyayı, olayları nasıl yorumlayacağımızın anahtarını veriyor ya. Öyle bir vaat var ki merak etme diyor. Bu hayat gidiyor, baki bir hayat var. Kim sana söyleyecek? Dertlerin ne? İçerisini değiştiriyor genetiğini. Diyor ki bu bela musibet var ya, kefaret-i zünüptür. Bir tanesini örnek de vermek istiyorum. Tebrik ederim. Hepsi yanımda. Allah Allah. Kitapları koymuş. Bak, bugün ilgimi çekti.
Bugün dersten sonra Furkan ilgimi çekti. İlk defa. Tevhid dersine buraya geldik. Ey hasta kardeşler. Bir şey anlatacağım da burada ilk defa çekti. Gözlük değişince. Siz gayet nafi, faydalı. Her derde deva ve hakiki lezzetli kutsi bir tilak isterseniz her derde deva ama hiçbir eksik yok. Her derde deva ve faydalı hakiki lezzet. Yani kandırma yok. Yani teselli falan değil. Kendisi bizzat. Bir tilyak, ilaç istiyorsanız imanınızı inkişaf ettiriniz. Doktor bana dedi ki, doktorlar bununla alakalı. Dedi ki, hocam dedi, hastalıkların %90'ı sebebi biliniyor. Mesela tansiyonun, kolesterolün, kalbin, hepsini söyledi. %90 biliniyor, biliniyor. %10 bilinmiyor. Bilinmiyor. Ha, şimdi ne diyeceğim? Hangi yolla, sendeki hangi yolla bu hastalığı olmuşsa onun tersiyle o düzeliyor. Ben buraya okumak için açmadım bak. Kutsi bir tilak isterseniz imanınızı inkişaf ettirin. İman mahluktur ve enerjidir. O hastalıkları bloke edebiliyorsun. Enerjidir diyor çünkü Üstad kuvvettir diyor. Kuvvetin Arapça kuvvettir, kuvva. Türkçe'ye çevirirsek enerjidir. İman hem kuvvettir hem nurdur. Var ya 23. sözde. Ha, imanınızı inkişaf ettiriniz. Mahluk olduğu için inkişaf eder. Mahluk olmayan inkişaf etmez. Vacibin altı üst olmaz. Mertebesi yoktur. İman vacip değildir. Mahluktur. Verilen bir nurdur. Cüz-i ihtiyarın sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. Varlıktır. O zaman bu nur inkişaf ederse kesif olan, zulmetin donmuş hali olan hücreleri değiştirebiliyor. Gene burası için o şey yapmadım. İmanı nasıl inkişaf ettireceğiz? Burası önemli. Yani tövbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyet ile o tiryaki kutsu olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Şimdi ben burada imanı inkişaf etme adına bizi çok ilgimi çeken bir şey tövbe ve istiğfarı yapın diyor. Bu birinci kanat. Tövbe ve istiğfar. İkinci kanat namaz ve ubudiyet diyor. Yani tövbeyi niye taşıdın? Hastalıklarının ayağı mazi ile alakalı. Geçmişle alakalı olduğu için onlardan istiğfar ederek, onlardan tövbe ve istiğfar ederek onun hakkındaki hükmü kaldırılıyor. Kaldırılırsa. Demek ki anlatmak bir daha söylüyorum. İman inkişaf etmesi için terkler var. Bir, tövbe. Günahları terk etmek. İstiğfar. Tamam, istiğfar. Onu fark edip nereden bir tövbe var, bir de istiğfar. İstiğfar bu makamda onu fark etmek. Bu olay şu veya Sait, sakın ha davanı şöyle alet etmeyesin kendine diye 28 sene çektiğim işkence sakın ha diye ille suç olması şart değil. Bu kutsi bir dava şuralara kayar, şuralarına alet yapabilirsin. Önceden vuruyor, sonradan vursa ne olacak? Sakın ha. Sakın ha. Şimdi tepesine bir tane korkutucu kafasına tokmak durursa adam ihlâssızlık yapabilir mi? Din bu, böyle yorumluyor. Yoruma ait bir örnek oluşsun diye açtım. Çok acayip ya din. Din eşyayı, olayları nasıl yorumlayacağımızın anahtarını veriyor. Eşya ile nasıl iletişim kuracağımızın usulünü veriyor din. Din eşyayı yorumlama yaklaşma metodunu ortaya koyuyor. Şimdi başka bir yer okumak istiyorum.
Efendim 160 daha. Neyse. Okumak istemiyorum. Alayım. 173 Mesnevi Nuriye. Kalı Mesnevi Nuriye. İylem. Mekanı cennet olsun. Badıl abi tercüme etmiş. Bil ey insan. Okuduğum yer ince Mesnevi'de yok. Var ama bu şekilde yok. 77. sayfasında var. Ha, bu şekilde bir misal yok. Bil ey insan. Senin başını süsleyip güzelleştiren başını süsleyip güzelleştiren her şeyi yerine koymuş. Ve o başa göz ziynetini takıp görmeklik veren zat. Yani göz işlevi var, bir aletle bir iş yapıyor ama aynı zamanda ziynet etmiş, süsmüş. Renkli gözler. Bir de değişik manzara teşkil ediyor. Tak tak kapaklar oynuyor. Yani gözün böyle bir işlevi olmakla beraber aynı zamanda süs vazifesi yapıyor. Görmeklik veren zat elbette seni senden daha çok görüyordur. Şu mantığa bakın. Sana göresin diye görmeklik veren zat o gözden önce o gözü görmüştür. O gözden önce o gözü görüyor ve sana görmeklik veriyor. Tamam. O zaman senin gördüklerini o da görüyor. Nereye bakıyorsan o da görüyor. Şöyle diyeyim. Şu gözlükte ben bakıyorum. Öyle bir cihaz olsa ki buraya bir tane nükleer verle, elektronik bir taksa. Patron bana dese ki veya bir kardeşimiz, hanımın veya eşin. Şu gözlüğe elektronik bir dalga koymuş. Bu göz nereye bakarsa o da bakıyor. O da görüyor. Tepe göz gibi ya, lamba ya. Tepede lamba koydun. Kafayı ne veri çevirirsen orası aydınlanıyor ya. Yani gözde bir tane elektronik bir dalga koysak şu cama. Şu cam nereyi görüyorsa radar gibi o da görüyor. Acaba harama bakabilir mi? Şimdi bu gözden önce göz olması lazım ki bunu yapsın. Niye? Bunu yapacak, bir de bu gözü nereye koyacak? İki tane göz getirdi. Omuza koysa olmaz. Koltuk altına koysa olmaz. Bize koymam. Ha, demek ki bu gözden önce göz olacak, bakacak kafaya. Nereye uydu? Buraya takacak. Bu bir. İki, bu göze görmeklik veren zat senden önce seni görüyor. Göreceklerini de görüyor demek. Çünkü GPS koymuş buraya. Cep telefonuna nereye gidersen hemen gittiğin gibi. GPS var ona göre. Evet, o saniye ki senin başına iki tane göz elmasları ile ve iki adet kulak sadefi ile zinnetlendirip. Hakikaten ya, hiç para vermedik. Şu harika cihaza bak ya. Gör misin? Anlamayız de. Ancak göz hastanesinde gittiğiniz zaman kuyrukta o amalara, yani gözünü kaybedenlere. Gözünüze bir şey battı mı hiç böyle, veya batma bir şey hissediyor musunuz böyle? Onlar değil. Neyse. Gözden hariç bir de ne vermiş? Başına iki tane göz elmaslarıyla, göz elmaslarıyla iki adet kulak sadefiyle. Kulak sadef yani biliyorsunuz o denizin altında sadefler var. Yani çok renkli böyle. Aynı kulak gibi kıvrılmış. İçinde de bazılarında elmas oluyor. Elmasın biliyor musunuz? Kumdur maddesi. Kumdur. O sadefin içine bir tane kum giderse senelerce o sadef onu değiştirip elmasa dönüştürüyor. İnci. Ha, elması ters söyleyeyim. İnci. İnci oluyor. Kum mu? Ama kulağa benziyor, gördünüz mü? Böyle. Zinnetlendirip yüzünün mağarası olan ağzına. Yüzünün mağarası. İsmet görüyor musun? Şuraya da mağara diyor. Mesela dağa geçersin karşıya. Hop 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 hop. Allah 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 Allah. Yak yapıyor ya böyle. Yüzümüzün ağzı, mağarası olan ağız.
Dışarıda içerideki şey buraya yankı yapıyor. Allah Allah Allah. Hiçbirisinde bir haberimiz yoktu bize takılın. Patron işte, patronumuz elhamdülillah. Yüzünün mağarası olan ağzına laklaka eden lisan mercanını takan. Laklaka eden lisan mercanını takan. Mercan nedir biliyor musunuz? Mercan. Denizde mercan çıkar ya. Mercan kayalıkları oluyor abi. Kayalıkları ama bir de mercan şeyi var. Hem de mercan balı. Şimdi ağzının, yüzünün mağarası olan ağzına ne vermiş? Laklaka eden lisan mercanını vermiş. O mercan da bitmez tükenmez bir mana hazinesi gibi. Herkese bakan yönü var yani mercanın, deniz altındakilere. Konuşuyor sanki. Şekilden şekle mi? Canlı bitiyor evet. Hocam. Evet, değişiyor devam. Konuşuyor ya. Devam. Bak, yüzünün mağarası olan ağzına laklaka mercanını takan. Sonra elbette ve elbette seni senden daha çok görüyor. Elbette ve elbette seni senden önce görüyor. Mesela bana bu gözü veren dedi baştan demiştik. Bu gözü kim vermişse beni benden önce gördü. Göreceklerimi gördü. Onlara uygun bir göz taktı. Göz bu görme işleminin dışında ikinci önemli bir vazifesi var. Yüzü süslemiş. Düşünün, göz yok, ha burası takoz. Arabanın takozu gibi. Şurası ne olur? Düz olur ya. Tip olur ha böyle. Düz olurmuş. Hiç yakışmaz. Tek göz doğmuş. Yani geçen gördüm de. Ne kadar kalıyor? Tam ortada tek göz. Tek göz. Allah Allah. Bebek. Sanatlar istediğini yapıyor. Bu iman nasıl bir şey ya? Bizi bağlamış buna. Ne şerefli bir şey ya. Ne şerefli bir şey ya iman. Ne mutlu imanı kamil olan. Ne mutlu imanım diye şuur edenlere. İmanım var diyenlere. Var tabii. İman ne mi? İmanınızda daha kıymetli bir şey var mı? Düşünebiliyor musunuz? Ama maalesef işte onu korumak adına insanların çoğusu dikkat etmiyor. En azından köpekler girmesin diye çit yapıyorlar ya tarlaya. Evin etrafına girmesin, duvar örüyorlar, çit yapıyorlar, hayvanlar girmesin. Lahanayı hayvan yemesin diye çit yapıyorlar ya. Ya bir lahanayı korumak kadar imanı korumak için çit yapmıyoruz. Ve sana senden daha yakındır. Sana senden daha çok şefiktir. Allah Allah, bu beni çok etkiliyor şimdi. Diyor ki ve sana senden daha çok şefik ne demek? Şefkatlidir. Şöyle bir düşün hele bak Serhat. Allah benden bana daha şefkatli. Korktuklarından ne kadar emin olursunuz ama değil mi? Allah benim için çok ihtiyaç olan bir dert, derdin çözümü. Allah için zor olur mu? Olmaz. Beni benden fazla düşünüyor. Evet. Tabii beni benden, bak şimdi senin büyük bir derdin var. Ama derdinden büyük bir Allah'ın var. Allah için, senin için, senin için var olan dert, onun için dert olmaz. Zor da değil. Şimdi bu Allah, derdinden büyük olan Allah, sen üzüldün sıkıntından dolayı bilsen ki benden daha şefik, daha şefkatli bir Rabbim var. Bir şey daha var sana abi. Benim başıma gelecek beliyat ve musibetten endişe eden bir peygamberim var. Allah Allah. Evet. Bu da çok enteresan. Çok enteresan. Başı mahşirde meydana gelebilecek hadiselerden benden daha endişeli peygamberin var. Ebu Bekir'e bu köşkü kazandığı şey değil mi abi o? Hazreti Ebu Bekir'in biliyorsunuz
Ve senden çıkan en gizli ahu eninleri senden daha çok işitir. Ne dedi bak Yesus? Bak hele çok hoşuma gitti. Senden çıkan ahu, ooo, bağırma ağlamalar var ya. Senden çıkan en gizli ahu eninleri senden daha çok işitir. Allah Allah. 171. İnce Mesnevi Nuriye'de 77'de biraz hulasalı. İlem. Ey kardeş bil ki ben tahtel arz zulümatındaki seyahatimde katiyen müşahede ettim ki tahtel arz yani dünyanın altı değil. Dünyanın arkasına. Geçmiş seyahat etmiş Erdinç. Bakayım neler bulmuş. Mesela şöyle düşünün. Kaptan Kusto rahmetli. Müslüman olduğu için ondan sonra dizisini televizyonlardan kaldırdılar. Müslüman olmadan önce dizilerinde şöyleydi programda. Tabiat, doğa ne güzel yaptı bu balıkları dermiş. Sonra Cebeli Tarık'taki Meracel Bahreni yeltekiyani beynehuma berzehunna yebgiyan. O ayetinle iki denizi salıverdik. Ama birleştirmiyoruz, karışmıyor. Ayetinde Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra çektiği şeyleri, videoları, dizileri işte yayınlamadılar Türkiye'de o dönemde. Şimdi Kaptan Kusto veya uzaylı bir astronot veya işi neydi ya doktor kalbini tık tık ölçüyor, ne bileyim böbreğini falan. Sana reçete yazarken şüphen var mı? Böyle demişse böyledir. Ya bir doktor ya. Dedi ki böbreğinde bu var. Şüphen yok değil mi? Bediüzzaman bu işin doktoru. Ben de diyor tahtel arz seyahatinde bir şeyler müşahede etmiş. Hani kuantum mekaniğin arkasına geçmiş. Burası Newton mekaniği, şu dünya, şehadet, fizik alemi, fizik arkası, metafizik. Orada kuarklarla başlıyor, parçacıklar öyle diyorlar. Şimdi ustad arkasına geçmiş, bakayım ne görmüş. Bu kadar birkaç dakika onun için anlattım. Bakayım ne yapmış. Yani bir doktor kadar ustada itimat yok mu? Doktor sana dese ki kalbinde bilmem şey var, stent takılması lazım, şunlar veya bağırsağında şu var, şunu iç. Deyip, sorgulamayız kardeşim, alırız raporu gideriz doğru eczaneden ilaç alırız. Acaba doğru mudur diye demez ha. Oysa hayatında o kadar yalan var ki. O doktorda hayatında o kadar isabetsiz kararları var ki. İtimat ederiz. Bak Bediüzzaman, doktor Bediüzzaman bakayım ne diyor. Ne görmüş? Sünnet-i Seniyye'nin her birisi birer yıldız, birer lambadırlar gördü. Birer yıldız, yıldız şu, gece zulümatlı bir okyanus düşünün. Pusulayı kaybettiniz. Pusulasını kaybeden için hiçbir rüzgar doğru rüzgar değil gemi. Bir gemi düşünün, pusulası yok. Pusulasını kaybeden gemi için hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir. O zaman yıldız ne kadar işe yarar? Onlarla yol buluyorlar. Demek ki sünnet-i seniyenin her birisi bir lamba diyor veya bir yıldız gibidir. Birer yıldız, birer lamba gibi gördüm. Bakın ne anlatacak. Böylece bütün sünnetler ve umum şerihatler, yani Allah Resulü'nün sünnetleri veya haramdır. Yapma, yapma, mekruhtur. Bunlar hasra gelmeyen dalaletli, karanlıklı yollar içinde birer lüküs gibi parlıyorlardı. Yani bunların akıbetini dünyada da görüyoruz. Mesela bir tanesi bana demişti Büyükçekmece'de. Dedim ki soru soran var mı demiştim. O şimdi daha pek demiyorum. Paldır küldür diyorlar falan. Dedi ki benim var dedi. Buyurun dedim. Allah dedi isabet ettiğini nereden biliyoruz dedi. Haramlarda, farzlarda isabet ettiğini nereden biliyoruz? Dedi. Dedim ki Büyükçekmece'nin öykuşun oradaydık. Allah'ın isabet ettiğini şu kabristana sorun. Hastaneye sorun. Hapishaneye sorun. Meyhaneye sorun. Dört grup. Yani kabristana sorun. Meyhaneye sorun. Hapishaneye sorun. Hastaneye sorun. Meyhanelere sorun. Oraya girenlerin ekseriyeti mutlaka itibariyle Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapmaktan girmiş.
Şimdi insan her türlü hadiselere maruz mu? Hastalıklar, musibetler. Hiç ummadın ha arkadaşlar, genç ihtiyar yok. Gidersin bir doktora, kolesterol çıktı. Bir EKG'ni çekerler, kalpte bir şey çıkar. E ne yaptın? Nasıl dayanacaksın? Bir misalim var benim. Çok hoşuma gidiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi anons yapıyor. Diyor ki misal, bir saat sonra yeni tespit ettik. 120 kilometre hızda esen bir lodos var. Onun için ona göre çatınızı bir bırakmayın. Şimdi çatında böyle duvarları yok. O çatıyı ne yapar? Alttan alır çak diye atar değil mi? Sen şimdi o çatıyı rüzgar girmesin diye duvar örmen lazım. Duvar. Fırtına eserken, kasırga varken harç yapıp tuğla koyabilir misiniz? Koydun, zorla koydun. Zaten 120 kilo seni uçurur da. Koysan, bıraktın, öteki tuğla alana kadar büş onu fırlattı. Bu tuğlayı, bu tuğlayı getireceksin, güzel havalarda kuruyacak, sağlam olacak, yetmiyor, sıva yapacaksın vesaire değil. Ondan sonra durur. Fırtına anında çare değil. Sana EKG'den kalbinde tıktıklar çıktığı zaman o anda teselli araman teselli olmuyor, yetmiyor sana. O fırtınaya karşı önceden duvar yapman gerekiyor. Duvar yaptığın halde zor dayanıyorsun da ya duvar yoksa o ne yapıyor? Hepimiz dahi. Beni bile sarsıyor. Bu kadar psikolojiyi tevhid dersi yaptım. Bazen nimet için söylüyorum, şükür için söylüyorum. Allah'ıma nimet için sizden bir şey kazanmayacağım. Bazen bir halet oluyor ki milyonda bir. Azrail gelse ruhumu vermekten çekinirsem namert olayım diyorum. Böyle dediğim halde bazen oluyor ki kuyunun dibindeyim. Endişe ediyorum. Fırtınadan önce malzemem olduğunu anlatmak istiyorum size. Olduğun halde o fırtınaya tahammül edemiyorsun. Fırtına anında duvarı nasıl öreceksin yani? Nasıl öreceksin? Doktor verdi ya, yapıştırdı. Aa dedi. Bitti dedi ya. Ne diyeceksin? Rapor aldı. Bir de tipine bakıyor. Raporda şey yapıyor. Kan tarlıyor buna. Allah Allah. Bir de zalim, gafi, biraz da böyle senin Müslüman olduğunu biliyorsa ne diyecek? Hayret. Ne oldu doktor bey? Sen aslında karşımda olmaman lazım ya. Ölmen lazım ya. Adamı bitirdin ya. Buna ne diyor biliyor musun usta? Yarım doktor diyor. Niçin yarım doktor diyor biliyor musunuz? Doktor bedensel hayatı biliyor. Ruhsal bilmiyorsa yarım doktordur. Bunun adı doktor değil, tamircidir. Araba lastik patladı, tamir edersin. Motor yağ yaktı, tamir edersin. Adam da damar tıkandı, tamir ediyor yani. Tamirci yani. Donanımcı. Esas doktor, ruh merkezli bedeni yorumlayandır. Bir daha söylüyorum. Esas doktor, ruhu esas alıp bedeni öyle yorumlayandır. Bedeni esas alıp ruhu yorumlayan değildir. Ta canımdan söylüyorum, kanımdan söylüyorum bunu. Hissiyatımla söylüyorum. Bunlara yaşıyorum ben. Yani fırtına anında koyamazsınız. Bu sünnet-i seniye, haram ve helal kavramı hayatımızda temeldir. Vallahi gafleti gelmez hiç. Bir savurur ki seni, muhalif bir rüzgar eser savurur harman gibi. Ne malına güven ne mülküne. Muhalif bir rüzgar eser savurur harman gibi. Hiçbir tarafın kalmaz vallahi. Çatını götür. Bizim köyde götürmüş. Çatıyı götürmüş. Çatı bizim şey yok, benim değil. O bakkalcı Hasan Dayı'nın. Bakkal o çatıyı yaptı. Yapan da Nurcu ya. Ne? Evet. Usta da Nurcu. Her şeyi yapmış. Fakat 80 mi 80 kilometre mi ne hızla esiyormuş? Çatıda bir boşluk mu olmuş? Birkaç tane tahta takmamış. O delikten çatıyı kapmış. Diğerlerini de buradan kapınca diğerlerini de kapın. Çatıyı komple yolun oraya atmış. Komple çatıyı evin üzerinden almış. Tam uçururken bir dakika 8'lik demiriyle bağlayacağım. Neyi bağlıyorsun?
Bir tanesi beni arıyor çapadan. Abi, Cenab-ı Paşa'yı da 37 yaşında. Abi hep misal veriyorum, ne yapayım, çok etkiledi beni ya. Abi, neredesin abi? Telefon. Dedim, hayırdır? Ya abi, neredesin be? Ulan, acayip duygulandım. Ne oldu? Hanımla beraberiz dedi, yani fırça çakmadı şimdi bana demek istiyor, tamam mı? Abi be, hastane kapısındayım. Nefes yapınca anladım. Uçakta birisi vardı, Kur'an okurken, bununla alakalı. Şöyle nefes veriyor. Benim için bu lisan, kesin. Bu içinde ne var anlarım, Allah'ın izniyle, %50. Şöyle yapsa bir de. Veya... Siz de anlarsınız ya. Abi be, Cenab-ı hastane kapısındayım. Tamam. Ne istiyorsun? Peki, abi bundan sonra her gün seninle dersteyim abi. Bir tekstil fabrikasının oğlu. Şey kutu kutu. Kutu fabrikasının oğlu ama 30 yıl. Al sen ne abi? Abi nereye gidiyorsan dedi. Hiç unutmuyorum, İzmit'e gidiyor. Abi Fizan'a, tamam. Ama müsaade bir o kalmadı. Fırtına zamanında duvar öremezsiniz. Sünnet-i seneye uymaktan başka şansınız yok. Madem özür dilerim, affınıza sığınırım. Kaypak bir sistem bu. Şöyle. Ne yapacağı belli olmaz. İkide bir kulağın şurada ne yapacak? Nerede ne çıkacak? Böyle bir yaşantı yaşanır mı? Eğer teslimin yoksa. Allah teslimin varsa aman. Allah, ben de biraz önce okudum ya, daha şefiktir. Daha merhamet. Ya adamı diriltiyor ya. Adam fişek yapıyor ya. Allah benden daha şefkatlidir. Allah aşkına buna bir inansan ne yıkar seni ya? Ahiret dünyadan daha güzeldir. Buna inancını biraz kaliteli yaparsan, kaliteli böyle. Çakma iman değil de fabrikasyon olacak yani. Sanayi malzemesi değil. O ne yapar seni? Fişek yapar ya. Yaşasın iman. Amin. Elhamdülillah ya. En büyük bizim Allah demiş. Başka Allah yoktur. Bir tanesi demiş, bilmiyorum çocukluk derste. Bir tanesi de değil mi? Alışmış, en büyük şey bizim takım var ya. En büyük şey asker, bizim askerler gibi. İçeri köyde olurdu şey. Türk'ün filoklar. En büyük Allah, bizim Allah. Tobias olan başka büyük var mı? Coştu. Bir tanesi de var hani derste diyor. Coştu o pazardaydı. Ahmet amca, Allah rahmet etsin. Yani. Sizin geçmişiniz dedi, benim de geçmişim. Coştu böyle, bir ağladı, dedi ki, ey Allah, ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. Hani vallahi diyesi gidiyor ya. Hey ya, tabi yani de. Allah lazım ya. Bu hayat Allah lazım. Allahsız yaşanmaz ya. Elhamdülillah. İyi ki peygamber var. Bak inan bana, itimat et. Benim inancım bu, kitapta da bu. Allah Resulü seni senden daha çok sana acıttığını bil. Böyle bir peygamber seni bekliyor kabirde. Ne korkacaksın ya? Yeter ki sünnetini ön ya. Değil mi ya? Seni senden fazla düşünüyor, inan bana. Bir ümmetim dahi ben almadıkça o cennete girmem diyen peygamberin var senin. Bir ümmetim dahi bırakmadıkça girmem ben oraya. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Allah'lığın hatırına ya Rabbi ona ulaştır. Amin. Şanına nasıl yakışıyorsa öyle muamele. Böyle şefkatli bir peygamber beni bekliyor. Ne korkacaksın orada? Ama sünnetine uyacağız. Diyor ki, böyle bütün sünnetler ve umum şerihatler, haram helaller, hasra gelmeyen dalaletli, hasra gelmeyen zanlar var ya zanlar, karanlıklı yollar içinde birer lüksüs gibi parlıyorlardı. Ve o halde sünnetten inhiraf etmek demek, yani böyle bir kaypak zeminde hayatta yaşarken sünnetten inhiraf etmek,
Ayrılmak şeytanın oyuncağı. Bir. Evhamın merkebi. İki. Korkunç dehşetli hallerin marizi. Yani mariz. Onun önünde yaprak gibi olmak. Dağ gibi ağır yüklerin hamalı olmak demektir bildim. Sünnet-i seniye iniraf ettin mi? Neymiş bak bir de okuyayım. Dayanamıyorum bak. Ve o halde sünnetten inhiraf etmek demek, sünneti terk etmek ne demek? Yapmamak ne demek? Şeytanın oyuncağı olmuşsun demektir. Evhamın merkebisin. Evhamın merkebi. Merkepsin, evhamı taşıyorsun. Evham burada. Olmayanları ekliyor. Yalancı neyini? Yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik edeceksin o zaman. Bir, sünnet-i seniyeden inhiraf etmek demek, çok acayip izah, şeytanın oyuncağı, evhamın merkebi, korkunç dehşetli hallerin marizi, yani kimsesizliğin vahşeti. İçeri bir girdin, eline şeyi tutuşturdular, ömrün geçti, hastalık oldu. Ya adam, değil bunlardan ya, borcumu ödeyemiyorum diye intihar edenler var ya. Borç içine etmiyor ki o. İşte bir çöküntü var. Yesin zulümatı, kimsesizliğin vahşeti. Erva habisinin izacatı. 24. sözden anlatıyorum. İkinci dalgın cümle bu. Yeis zulümat. Kimsesizlik vahşet. Allah'ım kimseyi kimsesiz bırakma. Kimseyi kimsesiz bırakma ne olur. Vahşet. İçsel çöküntü. İşte diyor ki sünneti kimseyi kimsesiz bırakmamak sünneti sinyesiz yani. Şeytanın oyuncağı olursun. Evhamın merkebi olursun. Korkunç dehşetli hallerin marizi olursun. Mariz. İçsel çöküntü. Dağ gibi ağır yüklerin hamalı olmak demektir bildim. Sünnetten inhiraf etmek. Kardeşlerim. Bir şey olmaz bilin. Gece teheccüde kalk. Kalk. Namazı vaktinde kılın. Akabindeki tesbihatı yapın. Allah Resulü buyuruyor. Kalbi bir mana, kalbin üzerine şeytan oturur o aşağılık. Oturunca buraları kasar. Kasavet bağlar, sıkıntı basar. Hizbul Kur'an'ı okuyun. Evinizde sesli mutlaka Risale-i Nur okuyun. İyi insanlarla iyi yerde bulunun. Bu kadar. Sizden havada uçmak, su üzerinde yürümek istemiyor ki korkuyorsun. Yani ahiretine gitmek istemiyorum. Vallahi havada uçmak istenmiş gidemedim. Su üzerinde yürümek istenmiş ben yapamadım. Öyle bir şey istenmemiş ki. Namazını kılıyorsun. Dostum buradayız ben. Elhamdülillah ya. Sünnet-i seniye muhalefet etmek şeytanın oyuncağı. Evhamın merkebi. Korkunç teşitli hallerin marizi ariz olmuş. İçinde bu mikroplar başlamış kaynamaya. Dağ gibi yüklerin hamali olmak demektir bildiğim. Bu Doktor Bediüzzaman taht-el arz eşyanın arkasına geçince böyle gördüm orada diyor. Böyle oluyor. Yani şu televizyon gözüküyor koyduk. Uydu çatıda. Çalacak bir şey ama karınca. Çatıda birisi var. Çatıdaki bunu görmüyor. Buradaki de oraya müdahale edemiyor. Şimdi bak. Camdan bağırıyor. Çevir çevir çevir. Yani televizyona bakıyor. Böyle. Karınca var. Çevir çevir. Biraz da. Tamam öyle tut. O da. Bak ona söylüyor. Şimdi burada ne olduğunu o bilmiyor. Bu orayı nasıl çevirdiğini bilmiyor. Yalnız neticeye bakıyor. Aynen bu örnek gibi. Allah Resulü şöyle yapıyor. Hasan buyur ya Resulallah. Eşyanın fiziğin oradaki karşılıklarına bakıyor. Getir biraz da. İleriye götür o. Götür. Çok yaptın. Getir. Öyle dur. Buraya hükmederken oraya bakarak yapıyor. Sünnet-i seni bu. Ötelerdeki karşılıklarıyla burayı yorumluyor. Mesela bunun niçin burada duracak? Orada en iyi öyle duruyor. Al bu tarafa get. Biraz sola. Tamam.
Ya olur mu ya, nereden bildik? Niye peki adama bağırdın çatıda? Tamam, sabitler uydu. Karınca böyle şey oluyor. Televizyondaki karınca böyle kalkıyor. Ya olur mu bu, mantığıma yatmaya böyle yamuk duruyor. Sonra mı? Onun yamuk durup duramaz dedin. Senin kafadandır. Neticede düz duruyor. Neticesiniz. Sana ne bu? Kafama yatmıyor. Kafana yatması için değil o çanak anten. Bu kafa gözümüze yatıyorsa kafan önemli değil. Göze yatıyor mu? Hayatta rehber mi Resulullah aleyhissalatü vesselam? Eyvallah. 13. lemanın birinci işaretini anlattınız Hasan abi. Hıssı hasim, kalayı metin dedi. Elhamdülillah. Şerefli Muhammed Hasan Sözü. Aleyhissalatü vesselam. 13. lemanın birinci işaret. Son fragmanı. Fakat sünnet-i seniye ittiba edenin o ağır yüklerini ondan alıp kendi sefinesini bırakın. Allah Allah. Sünnet-i seniye uydun mu? Ne demek biliyor musun? Bileti aldın. Haremden Sirkeci'den hareme geçeceğiz. Arabalı vapur. Çantan var. Bileti aldın mı? Aldın. Yüküne çöp bilet yapmıyor ki. Tak bıraktın. Gemici ne bırakıyorsun kardeşim ya, burası şey mi lan? Diyor mu? Yok. Bileti aldın bir adamın. Yükünü de aldı demektir. Sünnet-i seniye uymak gemiye, gemiye yükünü bırakmak demekmiş. Öyle diyor ya. Kurban olurum ya. Bunları ne zaman anlarsınız biliyor musun? Anlarız hepimiz. Allah göstermesi yok. Hep gösterecek bu. Göreceğiz. Sekere atar. Allah gösterecek. Sekerat var ölüm anında. Hiç endişe etmeyin. Bunlar hatırımıza gelimli demeyin. Bütün dersler, bütün günahlar da geliyor. O bütünlükten hasıl olan bir şekil alıyor, bir suret alıyor. O senin Azrail'in olacak. Hani zekat verirken borcunu alacağını. Özeti olacak yani. Tabii. Yani mevcut para alacak. Borçlarını çıkart. Kalıyorsa o seni bölüyorsun. Tamam mı? İnsaflıken. Şimdi haramlarımız, farzlarımız bütünleştiriliyor. Bereket netice yani. O senin Azrail'in oluyor. Azrail'den korkma. Çünkü senin Azrail ruhunu öldürmüyor. Azrail ruhu cesetten alıyor. Senin Azrail'in kimin biliyor musun? Senin Azrail ruhunu öldürendir. Ruhunu öldüren de günahlardır. Senin Azrail'in günahlardır. Senin ruhunu kurtaran Azrail Aleyhisselam'dır. Sen Azrail Aleyhisselam'dan değil, günahların Azrail'liğinden kork. Esas Azrail o. Öteki Azrail kurtarıcı. Onun için eziyetten kurtarıyor. Tabii canım, cesedi hapisten kurtarıyor. Günahlarla ruhu öldürüp bedene gömüyor. Azrail Aleyhisselam bedenden çıkarıyor. Günahlar ise ruhu cesede gömüyor. Ve öldürüyor. Hangisi Azrail? Bu gözlüğü veren Risale-i Nur. Hala okumayacak mısınız? Hem gördüm ki bunları gördüm diyor. Sünnet-i seniye uyan sırtındaki yükü diyor gemiye bırakır. Tahtel Ar seyahatinde görmüş. Orada sepet var. Binmek gibi. Nasıl o sepetlere koşarsın? Fırtına ne ya? 60 senelik hayatını öldürecek. 60 senelik hayatın. Böyle mi? Sünnet-i seniye sonsuz hayatını kurtarmak için indirilmiş zembiller gibidir. O karanlık böyle hani filmlerde olur ya. Karanlık böyle deniz acayip allak bullak yani. Tam boğulacaksın, tamam mı? Helikopter gelmiş, ipler sarkıtıyor. Tak 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 tak. Bakıyor böyle, iniyor lan bekliyorsun. Ha battan battı, ha geldi, ha geldi. Pat bindi, altın kıçından da şey kaydı, gemi. O zaman anlarsın o helikopter ne demek. O Allah'tır, Celle Celaluhu, haşa misal helikopter. O ip de sünnet-i seniye. Ahirde de diğer zembilleri anlatıyor. Evet, zembilleri anlatıyor. Ondan olabildim, ondan olabildim. Onlara yapışan velev bir cüzisi dahi olsa, bir sünnetin olsun da, yani hepsini bir külliye yapmak,
Ehasa mahsus. Ya bir sünneti ısrar et ya. Mesela vaktinde namaz kılmak sünnetine ısrar et. Bir tanesini en az. Hem gördüm ki insanların zahiri efalleri arasında ancak bir derece dolaşabilen aklına itimat edip sünnet-i seniye muhalefet ederler. Yani küçük daha 2-3 tane olayın önün arkasını bile zor hesap eden bu akla hayatını bindiriyorsun. Hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini, nasıldı? Aldatıcı yok, yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik ediyor. Hezeyancı akıl ne demek biliyor musun? Dine bağlı olmayan hezeyana. Ateşli hastalar, sayıklar. Çocukları getirin eve. Ayakkabı bağ nerede? Kabak tatlısını indirin. Uçak iniyor. Ya deprem oluyor. Yani birbirine kopuk cümleler söyler. Ne dersiniz ona? Ulan bu sayık diyor ya. Birbirine kopuk, birbirine bağlı. Alakası olmayan cümleler. Buna böyle ateşli hastalar var ya menecik getiriyor. O anda olur. Bir şimdi sayıklar ya. Sığırları getirin. Arabaya niçin binmediniz? Otlarımı şey yapın. Bak ayakkabımı boyayın. Ne alakası var? Ha, birbirine bağımsız yani alakasız cümleler yani ateşli hastalıklarda yapılıyor. Buna ne deniliyor biliyor musun? Hezeyancı aklının. Eğer dine bağlı olmayan akıl seni böyle yapar. Eyvah mahvoldun, gittin, yok oldun, yok olacaksın, kabir ilan çıyan var, Allah seni yap, şöyle yapacak. Allah cinimi öyle var ya böyle matkap gibi şey indirecek, çevirecek bunlar falan. Hep bunlar hezeyancı akıl yapıyor. Dinde kopuk bir akıl. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır ki hezeyandan kurtulur. Bu akılla kendini idare etmeye çalışmak zekiliktir ki Allah belanı verdi dedi. Bela budur. Yani vahiye bağlı olmayan akla Allah bela verdi. Hezeyancı akıl. Hem bak bir de okuyayım hem gördüm ki insanların zahiri efalleri arasında ancak bir derece dolaşabilen aklını yani yapma, doğru değil, şey yap. Yani bu fiilin, şöyle yapma, İspanyolca kalmış, kitaplar dışarı. Yani bu olayı görüyor, bunu böyle yapıyor. O kadar akıl. Olayın 2 ve 3 mertebesini görüyor. Veya gerisini. Bazen de yapamıyor, bazen kesin doğru bildiğimizi yanlış çıkıyor. Yani böyle bir akla itimat edilir mi ya? Bu akılla kabre nasıl gideceksin? Sonsuz bir aleme gidiyoruz ya. Bu yeter mi ya? Buna gidilir mi? Bildiklerimizi bile unutuyoruz ya. Bir korktuğumuz an akıl bize bile yardım etmiyor. Böyle kalıyoruz uçakta şurada burada. Köpek saldırırsa maalesef kalıyorsun diye. Bak adam abi neredesin? Hayırdır ne yapacaksın neredeyim? Sen neredesin? Da. Bak eline raporu verdikleri zaman neredesin? Bak akıl yardım etmiyor. Etsin hadi. Hani zamanın yoktu? Zamanı verene zamanın yoktu. Namaz kılmayanlara diyorum. Niye namaz? Hocam zamanımız olmuyor dedi ya derse gelmeye, namaz kılmaya. Zamanı sana verene zamanın yok. Sünnet-i seniye muhalefet edenler şuna benzer ki yerdeki vesile ve merdivenlerle göklerin esrarını öğrenmek için çıkmak isteyen Firavun kendi vezirine bana bir kule yap. Ta ki onunla belki semavatın esrarına giden yollara ulaşayım. Ayetindeki ya hamanu unilli sarhan diyerek ahmaklaştığı gibi ahmaklaşır. Yani Haman'a diyor öyle. Ey Haman Musa'nın dediği gibi bakalım semada bir Allah var mı? Bir bakalım merdiven yap bana. Merdiven bir bakalım yukarıya çıkalım. Bakalım Musa'nın dediği gibi Allah var mı yukarıda? Yani merdivenle yukarıları anlamak çalışan bir ahmak nasıl olur? Sünnet-i seniyeden kopan akıl da böyledir. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Evladı iyalenizi sünnet-i seniye mukavim eden, uyuyan, ona uyan, mudavim olanlardan eylesin. Amin. Çoluk çocuğunuzu deccalların, şeddatların, dinsizlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine usul ve furumuzu mazhar eylesin. Amin.
Kabre girdiğimiz zaman bizim de arkamızdan böyle fatiha dua yapanların Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Hizmet imaniye Kur'aniye de, ihlas da, sadakat da, takva ile hizmet de, İçtinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam sahip olanlardan eylesin. Amin. Hakka hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan zümresinden eylesin. Amin. Vahir davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Selamun aleyküm.